Şimdi ne güzel türküler dedik. Hı-hı. Şimdi sen yalnızca okumanın, çalmanın haricinde bu kültüre çok emek veren, değer veren birisin. Çok değer veriyorum, evet. Kesinlikle. Şimdi eskiden böyle çok anlamlı, yaşanmış türküler, Hı-hı. bir karşılığı olan türküler. Hı-hı. Ayrılık varsa işte ayrılık gibi işlenmiş. Hı-hı. Efendim bir elem, bir gözyaşı varsa, bir acı varsa hepsi o kadar güzel nakış nakış işlenmiş ki dinleyen de kendine dair bir şeyler buluyor. Acısına ya da efendim o neşeli türkü ise neşeli türkülerle kendi mutluluğuna dair bir şeyler buluyor. Ama günümüzde türküler, özellikle biz diyorduk türküler bozulmadı. Hı. Hani bir dönem ülkede pop müziği jenerasyonu çok değişik. Böyle pop müzikleri ortaya çıktığında diyorduk ki efendim Türk halk müziği olduğu gibi duruyor ama... Asla öyle olmadı. Türk halk müziği olduğu gibi duruyor mu? Şöyle bir kere son yıllarda dediğim aslında bu uzun yıllardır böyle. Tabii şimdi buradan isim de veremeyeceğim ama bunların da şey derler yani elebaşları var diye. Evet. Sağ olsun çok kıymetli abilerimiz var. Bunlara da böyle baş çeken halay başı gibi. Hayatta olanlar var, olmayanlar var. Bir kere bir sevda türküsü saç baş yolarak üstünü başını yırttım diyerek anlatılamaz. Siz Karacaoğlan'ın sevdasını böyle anlattığını gördünüz mü? Ya da bir Aşık Veysel'in sevdasını böyle anlattığını gördünüz mü? Ya da bir Feyzullah Çınar'ın, ya da bir Davut Sulari'nin, ya da Pir Sultan Abdal'ın sözlerine baktığınızda hiç gördünüz mü böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Yani her tarzın arabeski arabesk gibi okumak lazım. İşte o pop dediğimiz bir şey var, popüler bir kültür var. Onu kendi tarzında okumak lazım. Ama iş türkülere geldiğinde bu saçma sapan yazdıkları şeyleri türkü adı altında. Bir de fantazi türkü diye bir şey var şimdi. Onu çıkarttılar başımıza. Ben hala ne olduğunu anlayamadım bunun. Evet. Bilen izleyicilerimiz varsa lütfen bize de mesaj göndersinler. Selam gönderir gibi biz de bir öğrenelim onu. Saçma sapan bir yere getirdiler ve kadına şiddetin en fazla olduğu... Yani bir türkü içerisinde sen lanetsin, sen şöylesin, saçını yoldu, o oradan atladı, sen şöyle... Böyle bir anlatım en azından benim annemden öğrenmeye başladığım geleneğimiz içerisinde ve sonra aşıklarımızı, ozanlarımızı tanımaya başladığım dönemden itibaren ben bizim geleneğimizde böyle bir ağız yapısı olduğunu görmemiştim mesela. Ta ki bu arkadaşlarımız türüyene kadar ve işin enteresan tarafı bir de şöyle ki bunların da talebeleri var. Evet. Mesela ben aslana aşlan dediğini denildiğini son 5 yılda öğrendim. Aslan aslandır, aşlan ne? Yani değil mi? Bunu bir sormak lazım. Ya da böyle o ağzın ve o tavrın ne olduğunu, hangi yöreye ait olduğunu, ne olduğunu bilmediğimiz bir ağız çıkmaya başladı. Ve çok enteresandır. Şimdi şarkıların, türkülerin içerisinde lanlar, lunlar havada i̇şte uçuyor ve bunlar daha çok tutuyor. Daha hayır çünkü rağbet görüyor. Evet, bir kitle var aslında. Bu kitle sessiz sakin gerçekten türküleri türkü gibi dinleyen ve bilen. Bir de bir kitle var. Yanlış da bir kelime kullanmak istemiyorum ama varoşluk bence böyle bir şey. Lan, lun, kestim, astım, öyle yaptım, böyle yaptım. Zaten insanların izledikleri dizilere bakar mısınız? Bir dizi furyası biliyorsunuz. Bizim evet. ülkemizin her döneminde bir dizi furyası var. Bunlarla birlikte aslında insanların türkü dedikleri ama türkü olmayan şeyler de eşdeğer gidiyorlar aslında. Aslında burada sanatın gücünü anlamak lazım ve doğru kullanmak lazım. Şimdi bir dizidir, bir televizyondur deyip geçmemek gerekiyor. Bir şarkıdır, bir türküdür deyip geçmemek gerekiyor. Gelecek kuşaklara bir şeyler bırakmalı. Mesela ya ben bunu çok programlarda söylerim. Ya dinliyorsunuz. Diyor ki yazdığın son mektup şu an elimde. Okuyup ağlıyorum her kelimesinde. Devam ediyor. Diyor ki ayrılsak da mutluluklar dilerim sana. Hı hı. Katlanmak zorundayım gözyaşlarım. Hı hı. Şimdi bunu yazan, bestekar, yorumlayan sanatçılar nerede? Sen beni sattın lan şerefsiz. Evet. İşte haysiyetsiz. Öldür. Evet. Jarjörü kafana boşaltmadım. Evet. Kendi kafama ya böyle çok enteresan sözler ortaya çıkmaya başladı ve ama duayen dediğimiz türkücüler de zamanla aslında ticari kaygısı olmayan, hı hı. isim kaygısı olmayan sanatçılar da maalesef bu furyaya ayak uydurmaya başladı. Şöyle Yusuf abi, ticari kaygısı olmayan bugün çalışmasa bile yedi sülalesine bakabilecek kadar birikimi olan ya, büyüklerimiz de mesela bunu evet. çanak tutuyorlar. Neden buna çanak tutuyorsunuz? Biz bugün mesela şahsen ben bunu şey yapmak için söylemiyorum, arkadaşlarımı yermek için söylemiyorum. Benim
layıkıyla mesleğini yapan bütün arkadaşlarıma saygım var ve hepsini zevkle ve keyifle dinliyorum ve hepsini takdir ediyorum. Buradan da birçok arkadaşımın ismini verebilirim. Gerçekten duruşuyla, müziğe karşı ahlaklı duruşuyla işini yapan bir sürü arkadaşım var. Ama bir taraftan da yani bizim dertlenerek oturup bir ozanımızın aslında kendi gördüğü işkenceyi anlattığı bir türküde halay çektirebilecek kadar midesini kaybetmiş diyebilirim ya da omuriliği yok diyebilirim ona. Hani artık onlar hangi sıfatı kendilerine yakıştırmak istiyorlarsa ben bilmiyorum. Benim söylediğim iki tane kelime var. Buna göz yumuyorlar. Sizin para dediğiniz şey gerçekten bu kadar kıymetli mi ya? Bu kadar değerli mi yani? Evet, evimizin kirasını ödemek zorundayız. Evet, evimize peynirimizi, domatesimizi almak zorundayız. Ama bütün bunların daha fazlasına ulaşabilmek için bazen şey diyorlar mesela. Sinem, yani sen boş boş konuşuyorsun da ne oluyor? Ben boş konuşmuyorum. Siz boş yaşıyorsunuz. Evet. Sizden olanlar da sizin gibi olacak. İşte zaten bugün mesela bir kaç tane yere türkü dinlemeye gidebilirsin eşini çocuğunu alıp? Belki de yok. Ya da parmakla sayılır. Parmakla geçmez. Parmak sayısını geçmez. Bir insanın bir şeyleri dinleyebilmesindeki ölçü yanında kız çocuğuyla oturabildiği yerdir. Hem sahne olarak hem de dinleyen kitle olarak. Sen kız çocuğunla oturamadığın yer senin için doğru yer değildir. Ve o zaman insanlar bize biz türkü söylerken zil tak oyna dediğinde de biz para kazanacağız, bir tane daha fazla evimiz olacak, arabamın modeli de yükselir, telefonum da şöyle oldu, zil takıp oynayalım mı? Şimdi burada bir tercih yapmak lazım. Biz maymun muyuz? İnsan mıyız? Sanatçı mıyız? Sanatçı mıyız? Evet. Sanatçıyı da bir kenara bıraktım. İnsan olmanın da bir takım gereklilikleri var. Sen bugün hiçbir maddi gücünle bana hiçbir isteğini yerine getirtemezsin. Hep söylerim, kendi yayınlarımda da söylerim. Benim babam karpuz kavun satan bir adamdı. Evet. Sergisi varmış Bostancı'da, meydanda, bildiğiniz karpuz kavun satan birisiydi. Ben böyle bir aileden geldim. Ve bugün benim bu işten para kazanamıyor olmam benden hiçbir şey götürmez Yusuf abi. Ben ekmeğimi kazanırım. Her yerde kazanırım ekmeğimi. Evet. Ben zaten ya varlıklı bir aileden gelsem ne olur ki? Yani insanın şöyle bir duruşu var değil mi? Evet. Bir duruşu olmalı. Dolayısıyla bence insanların bu kadar geleneğinden, bu kadar yüzyıllardır süre gelen bir geleneği yok saymasının sebebi eğer kazanacakları 3-5 bin lira daha para ise eğer ve bunun için koskoca geleneği bu hale getiriyorlarsa ve bizim büyüklerimiz de gerçekten buna dur demiyorlarsa ki sosyal medyada görüyorum, utanıyorum, bir de onların sayfasında yorumlarını görüyorum, yerin dibine giriyorum, diyorum ki yani ben saygımı kaybetmek istemiyorum. Evet. Bütün bunlara dur diyeceklerini, mesela benim çok kıymetli bir abim bir gün bana şey demiş, sen niye öyle dedi spor ayakkabı kot pantolonla yayınlara gidiyorsun? Keşke bütün eleştirileriniz böyle olsa, keşke herkesin hataları benim spor ayakkabı giymem, makyaj yapmamam ya da pantolonla, gömlekle oturuyor ya da tişörtle yayına gitmem olsa, keşke bütün pürüzümüz, bütün ayıbımız bu olsa bizim. Oysa buna varana kadar o kadar başka şeyler var ki, siz buraya kadar yırtmacıyla bir Mahsuni Şerif türküsü söyleyeni ya da Pir Sultan Abdal'ı ağzına alanı ayıplayacaksınız. Benim giydiğim spor ayakkabımı, kot pantolonumu değil. İşte Sinem Öner, seni tebrik ediyorum. Ya rica ederim. Seni onun için de çok seviyorum. Annem o yüzden bana diyor ki sen hayatın boyunca aç kalmayacaksın, mal mülk sahibi de olamayacaksın. Gözü de yok zaten. Yok, gerçekten Sinem'in yok. Sinem'in gözü de yok. Hayır, hiç gözüm yok. Türkü saati geldi mi? Geldiyse hemen. Bence geldi, bir türkü alalım. Tamam, hemen. Efendim, sohbet bol. Şimdi Sinem'le biz telefonla da konuşsak, bir araya da gelsek her zaman lafımız çoktur. Onun için çok keyif alırım onunla çok program yapmakta. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Türkülerle de ayrı bir güzelleştiriyor programı. Bakalım ne gelecek bizim için. Mor menevşe boyu neydi?
şarabından yaralı yar, yaralı yar. Sazıyla, sözüyle, duruşuyla gerçekten de çok sevip çok takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Ona ki Sinem'i belki türkülerini dinlediniz, radyo programını dinlediniz. Gerçi radyo programını dinleyen, televizyon programını izleyenler zaten biliyordur. Ama belki yalnızca eserlerini dinleyenler, sohbetini çok bilmeyenler, işte bizim Sinem'imiz deli dolu kızımız böyle. Teşekkür ederim. Harbi. Her şey net. Ben de onun için çok seviyorum onu. Duruşunu çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Yusuf abicim. Geleneğine gerçekten de kültürüne çok sahip biri. Bu yanını çok seviyorum.